Efendim, Captain'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben ne yaptım? Ben aslında 8. bölümü çekmiştim. Ancak 7. bölümü editledikten sonra RAW dosyaları silerken galiba 8. bölümü de silmişim. Ve o yüzden şimdi tekrardan kayıt alacağım. Yok yani hiçbir şekilde dosyayı kurtaramadım, bulamadım, olmadı. Geçen bölümde Vincent'ın gölgesiyle karşılaştık. Onunla çarpıştık hatta. Ona karşı tırmandık. Ancak tırmanırken Steve'i kaybettik aslında. Steve, Catherine'i kaybettiğinden ötürü bir depresyon içerisindeydi ve kendisini saldı ve Shadow Vincent tarafından da öldürüldü. Şimdi ise 8. gün, sabah 7 ve Vincent'ın odası. Sonunda dinlenmiş hissediyorum. Bayağıdır böyle hissetmiyordum ya. Bir dakika. Bugün hiç kabus görmedim. Bu demek, bu kurtuldun mu demek oluyor? Evde kimse var mı? Alo. Ne oluyor ya? İnternet bağlantısıyla para biriktirmek ister misiniz? Aynen aynen. Türk Telekom gelmiş. Yokum evde, Türk Telekom yokum. Kablonet kullanıyorum ben. Reklamını da yapayım. Belki YouTube üzerinden para kazanırım kablonetle. Nerede? Ah, gerçi çok uzun zaman oldu ya. Ve Vincent 8. güne kabussuz, dinlenerek ve güzel bir şey, güzel bir şekilde başladı aslında. Gene mi ya? Yokum evde, Türk Telekom yokum. Öf, pes et artık ya. Salın abi, uyusun adam. Vincent, evde misin? Ama işler... Kusura bakma, uyuyakalmışım. Telefonu yanıt vermiyordun. Konuşmamız lazım, tamam mı? Konuşmamız mı? Tamam. Gel içeri gir. Hoş geldin. Ha? O da kim? Sen burada ne yapıyorsun? Bir dakika, bu olamaz ya. Vincent'la konuşacaksın değil mi? Hadi gel. İçeri buyur. Kahve yapayım mı, ne dersiniz? Şimdi içeri gideceğiz ve bana ne olduğunu açıklayacaksın, tamam mı? Abi tipe bak, sarıç yani ya. Şimdi yanlış anlamadıysam hayatında başka birisi var, öyle mi? Bir dakika, öyle değil. O sadece şey, eğer bahane uyduracaksan en azından gözlerimin içine bak, tamam mı? Abi Catherine buz gibi bakıyor. O zaman bunu hamile olduğumu bilmene rağmen yaptım, değil mi? Çocuğun olmasına rağmen. Bir dakika, bunu şimdi hemen düzeltmem lazım. Çok pis sıçtım. Bak öyle değil. Ne lan o zaman? Gerçi son zamanlarda garip davranıyordun ama bu, bak, düşündüğün gibi değil. Çok fazla şey oluyor ama bana inanman lazım, tamam mı? Çok yanlış şey var ortada. Sana iki şeker attım canım benim, aynı istediğin gibi. Bok atsaydın. Abi Vincent'ın pısırıklığı burada ya. Bak sen. Ne düşünüyorsun? Belki de onunla artık ayrılman gerekiyordur ha Vincent. Hayatında ekstra bir yük değil mi? Öyle bir şey demedim ben. Ne diyorsun ya? Saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Vincent canım. Aptal yerine koymayacaksın değil mi? Bana yaptığın her gece şeyden sonra. Üf. Seni orospu. Eğer çok çalışırsan iyi bir şey alırsın. Bunu anlamıyor musun? Benim için de çok çalıştı ve şimdi beni kaptı. Bu kadar basit. Ayrıca onun içerisinde nasıl bir vahşi adam var hiç de bilmiyorsun. Bence onu artık tatmin bile edemezsin. Sen nesin, deli falan mı? Bak dinle şekerim. Vincent'ın burada dünyada tek bir şeye ihtiyacı var, o da onun yanına oturmuş durumda. Şimdi anla ve çık git buradan. Niye gitmeliyim? Sen buradan çıkıp gidiyorsun, sürtük.
Bak öyle şeyler yaparsan, öyle suratını ekşitirsen yüzün kırışmaya başlar babaanne. Ulan seni küçük orospu. Buna kodumu Vincent'ı. Oğlum ne diyeceğim de bunu toparlayacağım. Ya beni affedebilir misin? Seni affetmemi mi istiyorsun? Nasıl yapacağım? Bir dakika bir dakika açıklayabilirim. Seni asla affetmeyeceğim. Affedip affetmemen umurumda değil. İkimiz zaten mutluyuz. Bak bizi nasıl hayatımıza karışıyorsun. Eve siktir git hadi babaanne. Vincent tabi burada artık psikolojik çöküntüye girdi. Kaldıramadı artık Vincent. Catherine, ne yapıyorsun Catherine? Yoksa bunu mu arıyordun? Ne oldu? Abi sok onu başka yere. He bir dakika sakinleş. Bir dakika ne yapıyorsun? Bakın beni dinleyin. Onunla çoktan ayrıldım bile. Sadece içeri sızmış tamam mı? Cidden bak bana inanman lazım. Senin yüzünden Vincent'ın bu kadar kafası karıştı. Eğer sadece gitsen sonunda özgür kalabilir. Abi Vincent'ı bıçakladı ya. Git buradan. Benden kaçamayacaksın. Kahve de döküldü. Hayır. Catherine gitti. Hayır hayır hayır. Bir dakika bu cidden oluyor mu ya? Catherine gitti. Gerçek kesit bölümü şu an ya. Catherine bana bak sakinleş. Bak sakinleş. Her şey iyi olacak tamam mı? Bak dinle. Şimdi eve gitmen lazım. Gerisini bana bırak. Ama ben... Hadi ama hadi. Derken... Ne oluyor ya? Bu da ne? Bu da ne böyle? Yoksa... Yoksa kabussuz geçeceğini sanan Vincent, gitmenize izin veremem. Bu ses, bu o. Ne oluyor Vincent? Kaçmamız lazım. Catherine beni takip et, çabuk. Yoksa her şeyin bittiğini sanan Vincent, çok mu saf? Hiç biter mi abi kabuslar? Katedraldeyiz en tepede. Katedrale hoş geldiniz. Şimdi hem ben hem de Catherine buradan canlı bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Kaçamazsınız. Tipe bak abi ya. Ha, korkuyorum. Hadi acele et. Catherine canım gel. Burada Catherine'le tırmanmam gerekecek beraber. Tabii burada bir yandan böyle bir şey de yapabiliyorum. İşte Catherine bekle dur gelme deyip bekletebiliyorum da. Bekle orada. Gel bakayım aşkım. Canım bebeğim gel. Gel. Dur lan. Bekle. Ha. Gel. Bekle. Gel. Gel gel gel. Gel. Catherine gel çabuk çabuk. Abi niye gelmiyorsun? Vallahi ben gittim tırmandım. Catherine sen bilirsin vallahi. Allah dur orada. Kızın yolu tıkanmış. Niye yolu tıkandı orada? Gel abi niye orada yolu tıkandı onun? Şapşi. Bir dakika. Catherine bekle orada.
Abi aman, aman Catherine. Eyvah dur. Gel. Bekle. Kuzum ne yapıyorsun? Tamam neyse kal orada. Gel. Bekle. Gel. Tabii ben bu kaydı ikinci defa aldığım için Allah biraz yanlış yaptık. Gel gel. Gel buraya bekle orada. Kaç. Böyle de tırmanabiliyormuşuz ya. Gel. Bekle orada. Gel. Aman ölmesin de aşağı düşüp şapşi. Canım gel çiçeğim. Güzel tırmandım galiba. Bekle 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 dur. Tamam gel. Canım bekle orada. Ulan Catherine, ulan Catherine. Gel. Allah az daha ölüyordum. Aşkım bekle orada canım, çiçeğim. Gel. Abi ne çabuk geldin ya. Gerçi bitti ya. Galiba bitirdim. Evet evet bitirdik bölümü, tamam. Bekle, gel. Catherine'cim gel aşkım. Çok geride mi bıraktım ya? Şaka mı abi bu? Abi çok geride bıraktık kızı ya. Şaka bu. Catherine çabuk. Çabuk canım benim çabuk. Çabuk. Hadi. Bak bu sefer ölmeyelim hadi. Of tamam. Abi ne saçma öldük ya. Ne saçma öldüm daha demin ya. Başardık. Catherine. Bak her şey artık iyi olacak. Beraber buradan çıkabiliriz. Çıkmak mı? Olduğumuz yere hadi gel beraber. Çıkalım. Hayır ama bundan sonra bir gelecek düşünemiyorum. Catherine sakinleş. Bak düşünmen gereken bir çocuk da var. Her şeyi düzelteceğim. Her şey çok iyi olacak. Ne sen ve ben mi? Halen bizi mi düşündün? Elbette. Sana artık inanamıyorum. Bak seni aldatmak istemedim. Sadece kafam karışıktı. Yani geleceğimiz hakkında ve sapıttım. Üzgünüm ama yaptım biliyorum. Yani geri dönüş olmayan bir şey yaptım ama bahanem de artık yok. Ama bir şey fark ettim. Benim için ne kadar değerli olduğunu ve artık anlıyorum. Lütfen Catherine. Benimle gel. Yalvarıyorum sana. Ama artık bunu yapamam Vincent. Gitmelisin. Vincent ne uçtu ya? Kaleci gibi uçtu. Bak bana artık inanman lazım. Lütfen Catherine. Seni kaybedemem. Böyle değil. Vincent sen. Ve 8. günün kabusu da katedral bu şekilde bitti. Gold almış olmam lazım değil mi? Oh! Tamam sıkıntımız yok. Zaten bir önceki kayıtta gold almıştım da. Gerçi bu sefer hiç zorlanmadan bir şey yaptım ya. Abi ya ama sonunda Catherine geride kaldı diye öldü ya. Tahmin etmiştim ama o kadar çabuk olacağını sanmıyordum. Ya sabah 7'yi 4 geçe. Kabus şimdi bitti. Ha? Ne? Hey. İyi misin? Ha bir dakika ne oluyor? Ne demek bu ya? Ne oluyor? Beni ziyaret etmeye geldin bu odada. Ve aniden o... Bir dakika evet. O nerede? Catherine nerede? Catherine mi? Ha bir dakika bir dakika sen değil. Ha? Catherine. Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Demek o oluyor.
Bir dakika, ne oluyor? Görmedin mi onu ya? Anlamıyorum. Hayır. Anlaşılan bugün burada değil. Ama bak, konuşmamız lazım. Ha? Beni aldatıyordun değil mi? Bunu kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum ama artık her şey daha iyi ya. Nasıl olsa... Ya bir dakika, sus. Bir zamandır hiç anlaşılmıyordun zaten. Üf, tam bir hayal kırıklığısın. Ha? Bir dakika, cidden hiçbir şey hatırlamıyor musun? Halen rüya mı görüyorsun ya? Telefonla yanıt vermedin, ben de geldim. Rüyanda sayıklıyordun sen de. Ne? Tek başıma mı? Evet, sonra da böyle uyandın. Seni uyandırdım. Cidden mi? Yok artık. Ev her şey bir kabus muydu, rüya mıydı? Bir rüya. Ama bak. Bir dakika. Oh, iyi ki güvendesin. İyi ki iyisin. Çok şey oldu ama artık anladım. Sana söz veriyorum, iyi davranacağım. Ne? Aa, şey, bebek. Söz veriyorum, ikinize de iyi davranacağım. Onunla alakalı olarak. Sonunda anlıyorum ama. Benim için ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Yani söylemek istediğim şey... Dediğim gibi... Onunla alakalı ne? Ne oldu? Anlaşılan hamile değilmişim. Sadece bir kazaymış, bir hataymış. Ne? Hata mı? Ciddi misin? Evet, o yüzden ayrılalım. Ne, ayrılmak mı? Bir dakika, dur bir dakika. Catherine'den ayrıldım ve evlenmek için de hazırdım. Daha ne yapabilirim ki? Bir dakika, ne, ayrılmak mı? Bir dakika, bir saniye bekle. Bak, beni Catherine adlı bir kızla aldatıyordun değil mi? Benimle aynı isme sahip birisi. Bir dakika dur, ama kafam karışmıştı. Ama onunla aramdaki her şey bitti, tamam mı? Bir daha onunla görüşmeyeceğim. Ve sana özür de dileyecektim. Gerçekten bak. Lütfen beni affet. Affetmekle alakalı değil bu. Bak, anlamadın mı sanıyorsun? Ne? Seninle kaç yıldır beraberim. Elbette fark ettim. Beni arayan o olmalı. Ne? Gerçi hamile olmadığımı fark edince de rahatladım. Açıkçası daha önce biliyordum hamile olmadığımı ama sana söyleyemedim. Beni terk edeceğini düşündüm. Bir dakika. Benden gerçekten ayrılacak. Şu an hamile olup olmamasının hiçbir önemi yok gerçekten. Sadece hamilelik daha büyük bir şeyi tetikledi. Ama Catherine'e ihtiyacım var. Bir dakika, ama bak, beni dinle, dinlemen lazım. Gerçekten onunla alakalı ciddi bir şey yoktu. Artık onu düşünmüyorum bile. İhtiyacım olan tek şey sensin Catherine. Sadece orada rüyada sen ve ben biz... Bak, fark et artık Vincent. Buraya seninle ayrılmak için geldim. Ne? Hayır, olamaz. Dalga geçiyorsun değil mi? Taşak geçiyorsun. Hamile olduğumu düşününce bütün bir zaman korktum. Ama belki de benim için mutlu olacağın olursun diye düşünüyordum. Senin için mutluydum. Yalancı. Cidden o yalan değil bak. Sadece öyle gafil avlandım. Gene de artık geçti. Ayrıca bunu tartışmak için de buraya gelmedim. Ama bak, bunu düzeltebiliriz. Bak, bana vur, cezalandır, ne istiyorsan. Her şeyi yaparım senin için, tamam mı? Bunun artık hiçbiri değiştirmeyecek. Ne yapmamı istiyorsun? Hiçbir şey. Artık aramızda hiçbir şey kalmadı, o yüzden beni arama. Gerçekten mi? Anlamadın mı?
Neyse ben gidiyorum artık. Ve sana aynı zamanda enerji içeceği de getirdim. Buraya bırakıyorum. İçersin sonra. O zaman bu elveda demek. Catherine. Gerçekten mi? Yoksa hala rüya mı görüyorum? Ah Vincent, ah. Gerçekten bitti mi? Gerçekten. Gerçekten de bitti. Bu kadar uzun süredir beraberdik. Onun ciddi olduğu zamanları biliyorum. İnanamıyorum. Ne yapmam lazım? Catherine. Ah Vincent, ah. Eğer mesaj bırakırsan diyor, ulaşamıyoruz Catherine'e de. İyice Vincent depresyona girecek. 5 yıldır beraberdik. 5 yıl oldu. Sadece son zamanlarda annem arayıp nasıl olduğumu soruyordu. Benim için kaygılanıyor. Aynı zamanda kariyerim beni meşgul ettiğini de biliyor ama... Yani şu an durumları bu şekilde tutmak kolay ama... Bu ay geciktim. Sanırım hamileyim. Son zamanlarda garip mesajlar almaya başladım. Bilmiyorum ama böyle korkutucu yani, anlayamıyorum. Bak Vincent, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Sence... Bu işleri çözebilecek miyiz? Bu sadece hamile olduğum için değil değil mi? Sana güvenebilirim değil mi? Hamile olduğumu düşündüğümden beri korkuyorum. Seni korkutacağını da biliyordum ama... Bu sanırım elveda demek. Demek bu... iğrenç his. En son bu şehirde ne zaman yalnızdım hatırlamıyorum. Amma sıçtım ha. Şimdi... Ne yapmam lazım? Catherine. Bug mı? Kesinlikle uğrayacağım. Öğleden sonra olabilir. Kusura bakmayın bunun için. Vincent tabi hala olanlara inanamıyor. Kabus muydu, rüya mıydı? Catherine ondan ayrıldı. Her şey tam çözülecek derken. Ah Vincent, ah! Kendini üzme. Saat 5. Moralini bozma be. Gerçekten öleceksin ha sonunda. Şu an bir rüyanın ortasında değilim değil mi? Ha? Oğlum... Kafan yerinde mi? Yani kim rüyasında başka bir adamla beraber sıçar ki? Ciddi miydi peki? Evet. Telefonlarıma yanıt vermiyor. Gerçi bunu bekliyordum ama. Belki de diğer kızı hiç terk etmeyecektin. Onunla alakalı. Yani barda ondan ayrıldım ve ertesi günde Catherine... Odama geldi ama o da oradaydı. Ya çok korkunç bir sahneydi ama iyi ki rüyaymış ya. Ama gene de kötü hissettiriyor. Yani rüya değildi gibi. Öyle hissediyorum. Ha? Rüya değilse şu an eski sevgilin haberlerde olurdu yani. Diğer kızı bıçakladığını söyledin değil mi? Yani bu ne alaka ya, bu aldatan kız seni aramıyor muydu? Yani gerçi bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya, bakmadın mı? Ha? Bir dakika, burada hiçbir şey yok. Ha, aramamış mı? Neyse artık, yapacak bir şey yok. Hayır, hepsi gitmiş.
Ha? Tuvalet kağıdım bitti. Dur ben sana vereceğim. Hayır oğlum. Gerçekten gitmiş. Bu da ne ya? Tamam sana vereceğim şimdi dur. Benim de burada tuvalet kağıdım bitiyor. Hayır abi her şey gitmiş. Nasıl ya? Oğlum bir bekle ya. Sıçacağım ha. Tuvalet kağıdı değil lan mal. Mesajlar gitmiş hepsi. Kaydı da gitmiş. Kaydı mı? Sadece o değil. Gelen aramalar, giden aramalar. Numarası da gitmiş. Onunla alakalı her şey. Gitmiş. Silinmiş mi? Peki o fotoğraf sana gönderdiği? Fotoğraf mı? Onu da bulamıyorum. O da yok. Öf be. Bir göremeyeceğim ha fotoğrafı. Ne oluyor ya? Belki Catherine senin ayrıldığını fark edince sildi bak sen bakmıyorken. Öyle bir şey yapmaz ya. Belki de ayrıldığın kız yaptı. Yo hayır o da yapmaz. Dün daha aradım onu bu telefonla. Buluştuk ayrıldık ve bitti yani öyle. Dün mü? Nerede buluştunuz ya? Ne demek nerede? Barda işte nerede olacak? Siz de izliyordunuz hatta. Biz mi izliyorduk? Evet. Ha, ben hiçbir şey görmedim. Ne diyorsun lan? Kızla oturuyordum görmedin mi beni? Kimle lan? Hatta kötü hissedince beni geldim morallendirdiniz falan. Tamam morallendirdiğimi hatırlıyorum da kendi başına bok gibi gözüküyordun yani. Tek başıma mı? Ama o da ben neydi? Oğlum görmedim Allah Allah. Bir kere bile görmedim kızı yani. Bir dakika. Taşak geçiyorsun değil mi? Johnny ve Toby de görmedi. Sadece senden duyduk kızı ya. Mal. Sadece Catherine'in onu görmesinden, bulmasından engellemeye çalışıyorsun sanıyorduk. Ya sanki öyle bir aklın varmış gibi. Ya neyse bak ben dün sadece seni gördüm. Ben de bok gibiydin yani. Sana seslenmeye çalıştık ama bütün gün başını tutup oturdun. Yok artık. Ama bak. Ya belki de gerçekten aklını yitirmeye başlıyorsun ha. Sus öyle deme bak. Burada akıl sağlığımı sorguluyorum amına koyayım. Daha önce akıl sağlığım var mıydı? Belki de dikkatiniz dağıldı ne bileyim başka yere bakıyordunuz. Oğlum bu imkansız bak. Böyle bir şey. Bir dakika bekle. Ne? Öyle bir barda onun gibi birisi ve kimse yok canım imkansız yani yok yok öyle bir şey olamaz. Belki de gerçekten rüyandaki kızdı. Hey ses et orada. Olamaz. Ya bu çok saçma. Oğlum şaka yaptım lan. Ama onunla alakalı her şey iz gitmiş kimse onu görmemiş. Böyle bir şey olamaz. Oğlum bak gerçekten korkutuyorsun beni ha yani. Kafayı yedin iyice amına koyayım. Vincent belki de gerçekten sus. Deli değilim lan ben. Onun yüzünden bu duruma geldim ya. Ya var olmak zorunda abi var mı öyle bir şey? Hepsi saçmalık bunların. Tamam sana katılıyorum da. Ben şimdi gideceğim tamam mı? Hey bir dakika. Ne? Belki de telefon kafayı yedi abi. Yani dün akşam da siz dikkat etmiyordunuz değil mi? Olabilir yani. Ya gene mi bu oğlum bak ben bir şey görmedim. Yani inanmıyor musun bana? Ya neyse. Belki de Erika onu görmüştür orada çalışıyor. Kesin onun hakkında bir şey biliyordur. Bu akşam bara geleceğim bak. Göstereceğim. Hepiniz haksızsınız. Oğlum tamam yani ben haksız olabilirim. İyi değil lan. Oğlum ne oluyor sana ya? Vincent iyice tırlattı ya. Yani o zaman Catherine'le gerçekten ayrıldınız mı? Evet. Demek öyle. Neyse dur düne dönelim. Hatırlamaya çalış. Bak sana dedim. Çoktan anlattım. Cidden mi? Dün akşam hakkında konuşuyoruz değil mi yani? Her şeyi hatırlıyorum. Sen tek başına geldin, tek başına kaldın. Bütün gün oturdun ve içtin tek başınaydın yani. Öyle değil mi Toby? Evet öyle oldu. Bence uykusuzluktan daldın yani öyle. Dün çünkü çok kötü gözüküyordun. Aynen bok gibi gözüküyordun ha. Bir dakika o zaman
Burada hep oturduğum zaman rüya mı görüyordum ben? Yani her gece zaten bu saçma rüyaları görüyorum. Bir dakika, bu rüyalar ne zaman başladı? Çok saçma ya. Oğlum sakinleş biraz. Onunla aldattığım için bu belanın içerisindeyim. Birisi söylesin bak, nerede o ya? Bilmiyorum kanki ya. Başım ağrıyor. İyi misin? Aynen bak, sürekli böyle oturuyordun tek başına. Belki de rüya görüyordun yani. İyice dağıldın ha. Ya dağılmadım, iyiyim. Sadece onun olmaması çok saçma, imkansız. İlaçlar, alkol. Yani aynen, ben de görmeye devam ediyorum. Bir işe yaramıyor diyor. Hayran, görüyor musunuz? Gerçi Erika da kabus görüyor gibiydi ya. Fark ettin mi? Ben bir şey hatırlamıyorum gerçi. Sen de mi Erika? Gerçi sadece erkekler sanki rüya görüyordu ama belki de cinsiyet fark etmiyor ha. Vallahi ben emin değilim, bilmiyorum. Belki de siz kabuslar hakkında susmadığınız içindir. Diğer müşteriler de görüyor. Bu ne ya, garip bir reaksiyon böyle. Belki de hepimiz sanki hangi aynı kabusu görüyoruz gibi. Pek hatırlayamıyorum ama sanki bir şeyden kaçmaya çalışıyordum. Öyle bir şeydi ya. Sürekli yukarı tırmanıyorum falan. Ha? Aynen, benimki de öyleydi. Böyle uğraşıyorum bir yere gelmek için ama bir yere gelemiyordum yani. Yani hepimiz aynı rüyayı mı görüyoruz? Bence günlük stresin yansıması bunlar. Stres mi? Neyin stresi be? Bir sürü stres var ya her gün. Demek ben de mi kabus göreceğim yakında? Umarım görmem ya. Gerçi bu zibidi bunların lafını açtığı için her gün ona takılıyoruz, bize de stresini aktardı bence. Vincent, bize boşlusun ha. Nasıl düzelteceğim bunu? Aynen, iyice dağıldı Vincent. Neyse, ben eve gideceğim ya, başım ağrıyor. Hadi şok olmayı anlarım da biri bu kadar sıçabilir mi ya? Gerçi bizim de yarın sabah işimiz var. Aynen, biz de gitmeliyiz. Vincent, biz birazdan ayrılacağız. Tek başına iyi olacak mısın? Ben deli değilim. Yani o kızla tanıştığını yine anlatacak değil mi? Buluştuğunu. Hayır, onu yapmayacağım ama dün akşam onu gördüm ya. Tamam, bütün akşam seni dinledik. Çok yardımcı oldunuz amına koyayım. Ben birazcık daha içeceğim. Ona bakacağım, siz de eve gidebilirsiniz. Kusura bakma Erika, ona bakarsın bugünlük. Ben iyiyim. Sadece ne olduğunu anlamam gerekiyor. 8'e 12 var. 8. günün akşamındayız hala. Hey, iyi misin? Oturabilir miyim? Oturabilir miyim? Ne oldu ya? Gerçi düşünüyordum da, yani bir hafta oldu bunlar başlayalı. Bir hafta mı? Aynen, o kız buraya geleli. Bir haftada bir hayat bu kadar değişir mi ya? Oluyor arada böyle. Belki de rüyalar yüzündendir. Yani çok uyumazsan beynin de iyi çalışmaz ve bazı şeyleri farklı görürsün. Sen de mi lezon olduğunu düşünüyorsun ya? Onu demiyorum ama öyle diyorsun. Gerçi ne olduğunu ben de anlamıyorum. Bilmiyorum ne olduğunu. Çok şey oldu. Belki de kafan karıştı artık. Gerçi son zamanlarda da çok içiyorsun. Sipariş alabilir miyim? Tabii. Ne oluyor? Deliriyor muyum? Sikeceğim. Tamam. Dün akşam böyleydi, şu şekildeydi. Kabus görüyordum sürekli. Burada içmeye çalışıyordum. İçip unutmayı. Herkes erken ayrıldı, ben de kaldım. Sonra o geldi. Bir dakika. Bir saniye. O gece o bara girdiğinde bir şey oldu ya. Burada çok insan var. Kalabalığı ben pek sevmem.
Kusura bakmayın hanımefendi. Evet. Gerçekten o zaman benim dışında birisiyle konuştu o. Yardımcı olabilir miyim? Yoksa Vincent her şeyin sebebini çözecek mi? Ne oluyor ya? Bak, benle taşak geçme. Catherine hakkında konuşuyorum. Onu gördün değil mi? Gördün mü? Kusura bakmayın ama. Oğlum bak, benden taşak geçme dede. Sikerim seni ha. Ciddiyim. Hey Vincent. Herkes görmediğini söylüyor. O zaman senin görmen saçma değil mi? Saçmalayan sensin Vincent. Ben mi? Görmek mi? Onun yüzünden aklımı kaçıracağım ya. Senin bu işin anahtarı olduğunu biliyorum. Niye daha önce fark etmedim ki? Bırak şunu Vincent, kes şunu. Onu gördün. Onu gördüğünü biliyorum. Konuş bak, yoksa vallahi sıçacağım ağzına. Sikeyim. Bir şey söyle be. Ya lütfen onu gördüğünü söyle. Evet, şey yapacaksanız. Evet, onu gerçekten gördüm. Sarışındı, beyaz baştan çıkartıcı kıyafet giyiyordu, iç çamaşır gibi. Evet, o kız. Onu dün görmüş olmam lazım. Evet, gördüm. Tam da sizin için biri değil mi? Siz onun gibi kızlar bayılıyorsunuz değil mi? Oğlum, o zaman gördüğünü kabul ediyorsun değil mi? Tamam. Bak, görmüş işte. Gerçekten mi? Gerçi çok sürprizlerle dolusun. Bu kadar hayatta kalmakla birlikte beni bile çözdün ha. Ha? Vallahi bu görüşünü dikkat çekici. Neye dikkat çekiciyi anlamıyorum. Bu arada boğduğum için kusura bakma. Çok şey oldu ve kafayı delirdim. Yani kafayı yitirdim. Herkes görmediğini söylüyor. Var olmaması çok saçma. Gerçi normal durum bu. Normal insanlar onu göremez. Ha, ne? Bu normal olan şey. Çünkü o bu diyardan değil. Patron? Gerçi pek doğal değil değil mi? Onun gibi bir kız, onun gibi böyle bir kasabada. Gerçi artık kaygılanman gerekmiyor. Artık size kabus göstermeyeceğim. Kabus göstermek mi? Gerçi senin rüzgar gibi uçtuğunu görmek güzel bir şeydi. Ne diyorsun ya? O buradaydı değil mi? Catherine? He? Bana şeyden dolayı saldırmadın mı? Ben sadece onun var olduğunu kanıtını istiyorum ya. Onun gördüğünü bilmek istiyorum. Sen gördün değil mi? Gerçi gördüm evet. Oh. Hey. Her zaman kimi beyefendi? Ram ve kola değil mi? Hey patron. Sana bir şey sorabilir miyim? Ne soracaksın yahu? Bak bu kabuslar falan filan. Yoksa... Ne? Başka birisi bunları göstermeye sebep olabilir mi? Acaba bilmem ki ya. Hadi ama. Bilmem ki şey ya. Kıçımın kenarı sikerim ha. Belki de gerçekten bu işlerle sen alakalısın. Onu dedin sanki. Hani duydun değil mi? Aynen duydum. Peki bu neyle alakalıydı? Ne dedim ben ya? Ne dedim ya? Benim hayatta kaldığıma şaşırdın. Ne demek lan bu? Öyle bir şey demedim. Dedin lan? Demedim. Dedin lan işte. Taşak kesme benden ha. Bir şey sakladığını biliyorum. Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Niye bunları yaşamak zorundayım? Sadece sen değil her şey... Yani işler beklemediğim gibi gidiyor gerçi şu an. Sikerim ben seni. Her gün benim için beklenmedik şekilde gidiyor. Ne lan bu gözlük bu arada? Binanın içindeyiz. Çıkar şunu.
Dedeye bak ya. Omae. Sen. Nesin ulan sen? Ya lütfen durun. Şu an bak delirmiş bir adamla uğraşıyorsun. Senin ve saçmalıkların yüzünden Catherine'le ben ayrıldık. Anlat seni yoksa sikerim, canavar mısın nesin? Kendimi tanıtmama izin verin. Ben Thomas Madden. Ben tamam, özetlemem gerekirse senin gibi insanlar bir partneriyle uzun zamandır bir amaçsızla beraber olunca bu da çok kötü bir popülasyon modeline sebep oluyor, bir toplum modeline ve nüfus artışı da azalıyor. Bu yüzden de böyle beyefendileri ben tırmanmaya zorlarım. Bir dakika, bu yüzden mi kabuslar? Bunlar arkasında sen mi vardın? Sen nesin ya? Bana birçok isim verdi insanlar antik zamanlardan beri. Bir kadının en değerli doğurganlığını gelecek nesiller için harcayanlara karşı bu yüzden biz de meyve vermeyen çiftleri ayırıyoruz ve kadınları da daha uygun erkeklere veriyoruz doğal denge için. Sonra sadece evlenmek istemeyen erkekleri öldürüyorsunuz, öyle mi? Yani kabaca ifade edersek. Oğlum bu saçma hikayeyi kabul edeceğimi mi sanıyorsun? Gerçi merak etmeyin, o genç kızı bir daha görmeyeceksin. Ha? O bir succubus. Erkekleri laneti altında baştan çıkartır ve ideal kadınları olarak görünür. Gerçi uzun zamanlı bir partnerle ayıracaksan daha kavgayla ayırmanın dışında kolay bir yol var mı ya? Şimdi her şeyi anlıyor musun? Anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Ben sonunda neyle suçlanıyorum? Ne? Eğer o kız gerçekten yoksa ben de aldatmamış sayılıyorum. Yine de aldatmak aldatmaktır değil mi ya? Oğlum bak böyle kaçabileceğini mi sanıyorsun ya? Ben bu işe dün başlamadım sonuçta ya. Yine de senin doğmanın sebebi de daha önce annenin kötü birisiyle beraber olmasıydı. Eğer inanmak istemiyorsan bu gerekli bir sebep. Senin doğma sebebin de bu. Kırık bir kalp acılı olabilir ama gene de özgürlüğünüz kavuştun. Ayrıca hayatta kalmak için çok ciddi bir isteğim var. Mutluluğu yeniden bulursun. Benim için o aile gibiydi. Gerçi terk edildikten sonra bunu fark ettim. Vallahi bu konuda yardımcı olamayacağım. Oğlum bütün olay senin suçun değil mi? Ne yapacaksın bununla alakalı? Ha? Ne yapacaksın? Sen aldattın vallahi, bu benim niye suçum ki? Oğlum sus! Bu benim suçum falan değil, sensin her şeyin sebebi. Evlenmeye hazırdım. Sen de şeyini aldın işte, istediğine ulaştın. Ama aldatıyordun yani. Ayrıca artık düzeltmekle de pek geciktin yani. Oğlum buna karar veremezsin. Bak beni çok zorlarsan bu gece sana ne yapabileceğimi gösterebilirim. Eğer bu olursa bu gece senin son gecen olur. Ölmeye hazır mısın? Ölmeye hazır mı? Ya burada benden önce ölürsen ha? Bir dakika bekle. Hala hayatta mısın? Bize geldik seninle meraklanıp birazcık daha içelim. Nasıl olsa uyuyamayacağız. Gerçi benim uyuma problemim yok ama. Bir dakika, bir şey mi oluyor ya? Patronla Vincent. Bir şey yok. Anlatma. Ne oldu ya? Dur, muhabbetimiz bitmedi ya, bir dakika. Ben siz başlayın partiye, geleceğim ben. Peki abi ne diyorsan, olay çıkarma yani. Yok, merak etme ya, burada oyun oynuyoruz beraber. Değil mi? Aynen, ha ha ha.
Allah Allah, delirmiş çocuk ya. Artık seninle uğraşmanın şeyi yok. Seni salacağım. Ama karşılığında dediğin şeyle alakalı. Eğer yarın hayatta kalırsam dileğimi gerçekleştireceksin. Vincent, ne diyorsun? Bu imkansız, bak söylüyorum. O zaman öyle bir söz vermekle problemin olmayacaktı. Eğer kabusları kontrol edebiliyorsan bunun da son olmasını sağlarsın. Kazansan da kaybetsen de bu son olacak. Sadece benim için değil, herkes için. Bu gece bitecek. Ve aynı zamanda Catherine'le burada buluşmamı da sağlayacaksın. Bu imkansız. Ben yapamam, arayamıyorum, mesaj bile atamıyorum. Oh. Peki, senin isteklerini değerlendireceğim. Ve bak, kesinlikle sözünü tutacaksın, tamam mı? Vincent, emin misin bununla alakalı? Bir haftadır bu saçmalıklardan bıktım artık. Vallahi seni kaygılandırdığım için özür dilerim ama bunu bitirmem gerekiyor. Bu dayı saçmalıkla alakalı değil ama kendimle alakalı. Ne oluyor ya? Böyle taşaklı davranıyor. Ayrıca patron... Ha? Patron? Ve evet, artık Catherine'in son gecesine de adımımızı atacağız. 9. ve son gece, son kabus, sona geldiğimizin de işareti. Ama dediğim gibi bütün bölümleri Gold'la bitirdiğim için, ki bu son bölümü de Gold'la bitireceğiz artık. Bundan sonra bütün sonları sizlere göstermeyi planlıyorum. Ancak Catherine'in 8. bölümünün sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde patrona kapışacağız. Patrona kapışmaktan önce de bara gelen herkesle bir böyle helalleşeceğim, selamlaşacağım. Yani artık böyle son achievement'ları da alacağım. Ondan sonra büyük ihtimalle zaten Catherine'in gerçek sonuyla, Catherine True Ending'le oyunu bitireceğiz. Ardından diğer Catherine'le, diğer Catherine'in True Ending'ini sizlere göstereceğim. Tamamen kırmızı sonun sonucunda ne olacağını. Bir de True Freedom Ending var. Tam bar ortasında kalıyor ve Vincent gerçek özgürlüğüne ulaşıyor. Bir de size onu göstermeyi planlıyorum. Böylelikle 3 gerçek sonla da Catherine serisini bitireceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın efendim.